Zekeriya Kurşun Libya Türkiye'nin tarihi derinliğini temsil eder. Hafta sonunu kendilerini Libya Ulusal Ordusu olarak tanıtan Hafter'in tehdidiyle geçirdik. Adeta Türkiye'ye savaş ilanı olan beyanları ve ardından 6 Türk vatandaşını tutuklanması Türkiye'yi büyük bir krizin eşiğine getirdi. Türkiye'nin kararlılığıyla tutuklananlar serbest bırakıldı ve kriz soğumaya terk edildi. Ancak sorun bitmedi. Her ne kadar kriz Hafter'in Trablus'taki ulusal mutabakat hükümeti güçleri karşısında aldığı hezimeti Türkiye'den satın alınan silahlara bağlamasından kaynaklansa da daha derinlerde olduğu aşikardır. Meselenin özü Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığından rahatsız olan Fransa ve Yunanistan başta olmak üzere bazı batı ülkeleriyle onlara eşlik eden Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın Türkiye karşıtlığında aranmalıdır. Hafter onlar adına Türkiye'ye karşı bir vekalet savaşını üstlenmiştir. Oysa ortaya çıktığında Sisi'nin Abdülnasır olma hevesi gibi Hafter'de yeni bir Kaddafi olmayı hedefliyordu. Halbuki Cemal Abdunnasır'ı Mısır'ın ve Arap aleminin iç şartları ve 2. Dünya Savaşı sonrasındaki dünya konjonktürü doğurmuş. Gaddafi de onun yolundan gitmişti. Her ikisinin de uygulamada sorunları olsa bile Arap milliyetçiliği ve sosyalizm konularındaki fikirleri büyük tartışmalar yaratmıştı. Sisi ve Hafter'in aksine ikisinin ortak noktası küresel köleliğe karşı bir duruş sergilemeleriydi. Bedeli ödenmiş, bağımsız ve bölgeselci bir yaklaşım sergilemeleriydi. Bu yüzden 400 yıllık Osmanlı geçmişleri karşısında zaman zaman kompleks duysalardı, Osmanlı'nın yegane varisi olan Türkiye'ye karşı daha dengeli bir politikayı yeğliyorlardı. Hatta zaman zaman bu denge diğer ülkelerin aleyhine Türkiye'nin de lehine gelişmekteydi. Mesela Mısır'da güçlü bir Yunanistan lobisinin varlığına rağmen Cemal Abdülnersir hiçbir zaman Türk-Yunan ilişkilerinde doğrudan Yunanistan'ın safında yer almamıştı. Aynı şekilde Kaddafi de Kıbrıs meselesinde Türkiye'den yana tavır takınmış hatta yardım göndermişti. Libya ilk olarak 1983 yılında gitmiştim. Kaddafi'nin Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye'ye verdiği desteğin etkisi hala hafızalardaydı. Kaddafi o tarihlerde hemen her kesim tarafından takdir ediliyordu. Sağ literatür onu milli davada bir ortak, sol literatürse emperyalizme karşı bir savaşçı olarak niteliyordu. İş dünyası da 12 Eylül'ün getirdiği ağır faturayla Libya'yı iyi bir iş alanı olarak görüyordu. Son seyahatim de devrimden kısa bir süre önce olmuştu. Sorunlara rağmen Türkiye ile ilişkilerin geliştirilebileceği yüksek bir potansiyel vardı. Ama Kaddafi ve Libya Amerika'nın koyduğu ambargodan sonra Türkiye'de de itibarsızlaştırılmıştı. Oysa iki dönem arasında ikili ilişkilerde pek çok gelişmeler sağlanmıştı hem Kaddafi'nin iradesi ve hem de Türkiye'de eğitimini tamamlamış ve önce İmar ve İskan Bakanı akabinde Başbakan olan Muhammed Manguş'un desteğiyle inşaat sektörü başta olmak üzere Türk iş adamları o güne kadar yakalayamadıkları bir fırsat elde etmişlerdi. Her ne olursa olsun Libya dün ve bugün olduğu gibi yarında Türkiye'nin Kuzey Afrika'da tarihi derinliğini temsil edecektir. Bu yüzden son krizin nasıl bir şekilde geçiştirilmesi önemli bir başarıdır. Fakat asıl mesele bundan sonra bu ve benzeri krizlerin nasıl önleneceğidir. Uzun zamandır dışarıdan aldığı destekle Haftar Türkiye'nin tanıdığı Libya'nın meşru hükümetini gayrimeşru hatta terörist olarak görmektedir. Bu durumda elbette Haftar ile Türkiye arasında sağlıklı bir diyaloğun kurulmasına imkan yoktur. Lakin bölgesel gelişmelerin çok daha dikkatli takip edilip çekişmelerde taraf olmak yerine ara bulucu gömleği giymek daha doğru bir yol olacaktır. Bu yüzden Libya krizine tarihi perspektiften de bakmak gerekmektedir. Tarih boyunca Akdeniz'deki uluslararası çekişmelerden daima etkilenen Libya, en istikrarlı devrini Osmanlı asırlarında yaşamıştır. Ancak 1911 yılında başlayan İtalyan işgali ile doğrudan uluslararası çekişmelerin parçası haline gelmiştir. Dahası, Türkiye'yi sonra sokan ve hala devam eden 12 ada sorunu da bu sırada başlamıştır. Bu tarihten tam 100 yıl sonra şartlar gerektirmemesine rağmen Arap Baharı rüzgarının Libya'yı harekete geçirmesi ülkeyi birçok yeni hakikatlerle yüzleştirmiş ve yeniden ulusal uluslararası çekişmelerle karşı karşıya getirmiştir ülkeyi neredeyse yarım asra yakın idare eden Kaddafi'nin devrilmesiyle sonuçlanan süreci salt iç dinamiklerle değerlendirmek oldukça güçtür. Esasında 1911-2011 yılları arasındaki 100 yıllık gelişme, gelişememe çelişkisi ve uluslararası aktörlerin Libya'ya biçtiği roller bu yeni durumun arka planını hazırlamıştır. Tabi olarak bugün Türkiye ile Libya arasında yaşanan gerilimi bu yüzyıllık birikimden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Şu anda Libya dağınık iç grupların çekişmesi kadar bunları destekleyen dış güçlerin de çekişmesine sahne olmaktadır. Ama tekrar edelim Akdeniz'deki konumu Türkiye'nin Libya olan tarihi bağları ve ülke demografisi içinde yer alan Anadolu Girit kökenli Türklerin varlığı Libya'yı Türkiye'nin tarihi derinliğinde önemli bir noktaya oturtmaktadır. Hafter'in geri adım atması sadece meşru hedef olma tehdidinden değil, aynı zamanda Türkiye'nin sahip olduğu bu avantajları da bilmesindendir. Unutulmamalıdır ki dış politikada, diplomaside ve kaçınılmazsa savaşta başarı ancak tarafların sahip olduğu avantajları iyi kullanmasıyla mümkündür.